takipçileri. Bu videomuzda sizlere Windows 10'a parola koyma ve kaldırmayı göstereceğim. Yalnız eğer bilgisayarınızda Microsoft hesabı eklediyseniz Windows parola koyma ve kaldırmada problem yaşayabilirsiniz. Onu da videomuzun sonuna ekleyeceğim. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi normal şartlarda bilgisayarımıza nasıl parola koyar veya var olan parolayı nasıl kaldırırız bunu gösterelim. İsterseniz başlayalım. Başlat ikonuna tıklıyoruz ve buradan ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümünden hesaplara, hesaplar bölümünden de oturum açma seçeneklerine giriyoruz. Oturum açma seçeneklerine pin koymak istiyorsak pine, parola koymak istiyorsak parola bölümüne tıklıyoruz. Buradan seçeneklerden bilgisayarınıza pin kodu veya parola koyabilirsiniz. Ayrıyeten yine denetim masasına gelerek kullanıcı hesapları bölümünün altında hesap türünü değiştir bölümüne tıklıyorsunuz. Burada parola koymak istediğiniz kullanıcıya çift tıklıyorsunuz. Ve buradan Microsoft hesabı açmadıysanız bilgisayarınızda parola oluştur. Yani sol tarafta parola oluştur veya parolayı kaldır seçeneğini görebilirsiniz. Buradan işlemlerinizi kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Şimdi eğer bilgisayarınızda Microsoft hesabı kurduysanız ve burada bende olduğu gibi size parola kaldır veya parola oluştur seçeneği yoksa veya buraya pin koyduğunuz halde ekle bölümünden pin eklediğiniz halde bilgisayarınız açılışta size şifre sormuyorsa bunu nasıl çözeceksiniz? Bunun için ayrı bir videomuz var. Hemen videomuzun sonuna ekledim. Şimdi isterseniz o videoya geçebiliriz. Bu videomuzda sizlere Windows 10'a parola koyma ve kaldırma sorununu çözeceğiz. Bunun için örnek olarak ben kendi bilgisayarımdan denetim masasından hemen kullanıcı hesapları bölümüne giriyorum. Burada benim hesabım normalde parola korumalı. Ve ayrıca şuradan da bakalım. Ayarlar bölümüne geliyorum. Ayarlar bölümünden hesaplara, hesaplardan oturum açma seçeneklerine ve parola bölümüne geldiğimde hesabınız parolasıyla oturum açın. Windows uygulamalar ve hizmetlerde oturum açmak için hesap parolanız ayarlandı diyor. Yani normalde bana açıldığında parola sorması gerekiyor ama şu anda sormuyor. Ayrıyeten ben bir de pin ekleyeceğim buraya. Şuradan ekle diyorum. İleri diyelim. Bir tane pin belirliyorum oturum açmak için. Tamam diyorum. Ve pinimiz eklendi gördüğünüz gibi. Şimdi kaldır seçenek, değiştir seçenekleri var. Bilgisayarımızı yeniden başlatıp bakalım bize şifre soracak mı? Gördüğünüz gibi hiçbir şifre sormadan bilgisayarımız açılıyor. Şimdi bu şifreyi nasıl koyacağız biz? Oradan koyamadık. Hatta denetim masasından kullanıcı hesap bölümünden de burada da şifre oluştur yani parola oluştur bölümü yok. Ve ayrıca buradan zaten parolayı ve pini oluşturduk. Buna rağmen bilgisayarımız bize parola sormuyor başlangıçta. Bu parolayı nasıl aktif edeceğiz? Bunun için yapmamız gereken bilgisayarımızdan Windows ikonuna sağ tuş ve çalıştır diyeceğiz. Veya Windows tuşuna basıp tutarak R'ye bastığınız da aynı menüye ulaşabilirsiniz. Burada yazacağımız komut netplwis yazacağız. Bunu ben videonun açıklama bölümüne yazarım sizler için bu komutu. Bu komutu yazıp Enter'a basıyoruz. Ve burada karşımıza gelen ekranda yukarıda kullanıcı bu bilgisayarı kullanmak için bir ad ve parola girmelidir seçeneğine tik koyuyoruz. Ve uygula diyeceğiz. Tamam diyeceğiz. Siz de eğer uygula dediğinizde şifre istiyorsa Microsoft hesabınızın şifresini girerek bu ayarı aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi bilgisayarımızı tekrardan yeniden başlatalım. Bakalım şimdi bize parola soracak mı? Şimdi gördüğünüz gibi bizden parola istiyor. Hatta pin istiyor. Az önce pin oluşturduğumuz için pin istiyor. Pin oluşturmasaydık
Microsoft hesabımızın şifresini isteyecekti. Ona girmemiz gerekecekti ama biz pin oluşturduğumuz için pinimizi giriyoruz ve bilgisayarımızı açıyoruz. Şimdi şöyle bir problemle karşılaşabilirsiniz. Şimdi bu oluşturduğunuz pini veya parolayı kaldırmak istiyorsunuz. Şimdi bir de bunu kaldırmaya çalışalım. Yine ayarlar bölümünden hesaplara geliyorum. Hesaplardan oturum açma seçeneklerine geliyorum. Buradan pini kaldırıyorum. Pini kaldırmak için Microsoft hesabımın şifresi isteniyor. Ve gördüğünüz gibi pini kaldırdım. Artık bize şifre sormaması gerekiyor. Tekrardan bilgisayarımı yeniden başlatacağım. Gördüğünüz gibi bu defa bizden parola istiyor. Parola dediği de Microsoft hesabımızın parolası. Çünkü pini az önce kaldırmıştık. Pini ben deneyeceğim yine de. Gördüğünüz gibi hata verdi. Yani Microsoft hesabımızın parolasını bilmemiz gerekiyor. Şu aşağıdan yine pini aktif etmek için seçenekler sunmuş bize. Her neyse şimdi Microsoft hesabımızın şifresiyle oturum açmamız gerekiyor. Şifreyi de yanlış girdik. Bu şekilde oturum açabildik. Peki bunu nasıl kaldıracağız? İsterseniz denetim masasından bir deneyelim. Hesap türünü değiştir diyorum. Burada parola korumalı diyor ama parolayı kaldırmak için hiçbir seçenek sunmamış bize. Başka bir hesabı yönet diyor. Hesap türünü değiştir diyor. Buradan hesap türünü de değiştiremiyoruz çünkü tek kullanıcıyız. Veya diğer ayarlara gidelim. Ayarlardan hesaplara, hesaplardan oturum açma seçeneklerine geliyoruz. Parola bölümüne geliyoruz. Parolayı kaldırmak için. Ama değiştir diyelim. Bizden yine geçerli parolamızı istiyor. Parolamızın şifresini değiştirmemizi istiyor bizden. Yani burada da bir kaldırma seçeneği yok. Yine yapmamız gereken klavyemizden Windows tuşuna basıp tutarak R tuşuna basarak çalıştır komutunu çalıştırmak veya az önce gösterdiğim şekilde Windows ikonuna sağ tıklıyorum ve çalıştır diyorum. Bu da yazmamız gereken komut yine netplwis. Tamam diyorum. Buradan kullanıcı hesapları bölümüne karşımıza geliyor. Kullanıcı bu bilgisayarı kullanmak için bir ad ve parola girmelidir. Peki kaldırıyorum. Uygula diyorum. Yine Microsoft hesabımızın şifresi istenecek bizden. Bunu iki defa girmemiz gerekiyor bu sefer. Aynı parolayı tekrardan gireceğim. Tamam diyorum. Şimdi bakalım bizden şifre isteyecek. Tekrardan bilgisayarımızı yeniden başlatalım. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şifre istemeden bilgisayarımız açıldı. Bu şekilde parola koyamadığımız veya koymuş olduğumuz parolayı kaldıramadığımız Windows 10 bilgisayarlarımızdan parola kaldırma ve koyma işlemini yapabiliyoruz. Evet. Ne kadar kolaymış öyle değil mi? Umarım yardımcı olabilmişimdir. İhtiyacınız olan komuta videonun açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Ve ayrıca video içerisinde kafanıza takılan herhangi bir yer olduysa videonun yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.